Gel bakalım İlteriş Efendi. Ha, ben de onu diyorum. Yoruldum artık, uyuyordum babam. Uykun geldi artık babam. Uykun geldi. Selamun aleyküm babam. Hayırlı akşamlarınız olsun. Toplanın bakalım hadi. Gel Baba, bakalım hadi. Ha. şeyi koydun mu? Hani silahla çekilmiştik ya. Attım babacım, attım oğlum. Baba, Babam. senin koydun silahı. Ha, ben de onu diyorum oğlum. Bugün TBMM'nin 100. yılı diyorum ben de. Evet. Ha. Aleyna aleyküm selam abim. Evet. Ha. İsmail'im hoş geldin İsmail'im. Var ya vallahi billahi bak sabahtan beri evin içindeyim. Yemin ediyorum oynamadığımız oyun kalmadı. Top, tank, tüfek, tabanca, İsmail Er Yılmaz'ım benim ya. Valla. Kaldık abim evde işte bize sabahtan beri. Bakın evin halini görüyorsunuz bak yani hani. Her yer her yerde silah, top, tank, tüfek. Her an her şey olabilir diye. Aha elektrik süpürgemiz hazır. Çünkü grip döküyoruz her yerde. Abim evde iki tane oğlanlarla evde iki tane oğlanla sıkıntı olmak şey değil yani hani kolay değil yani hani. Değil mi lan İlteriş? Değil mi babacım? Ha gidiyor bak Allah bilir nereye gidiyor bak bak gidişe bak kurban oldum ya. Bu yani ha. Bırak onu bırak onu bırak gel buraya gel. Gel bordo berengi hadi gel. 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 Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tamam. Abi Isparta'da biz Çünür'deyiz. Elazığ'da deprem mi oldu? Ha. 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 Aynen öyle abim vallahi iyi oldu yani. Hani kutlamış kapıyı kapatalım. Allah muhafaza abim. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Yani ben hep abim diyorum abim yani hani bizde alışkanlık o. Bu yaramaz çocuk zeki olur abim doğru. Yaramaz çocuk zeki olur. Al İlteriş biber önüm oğlum. Tamam. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel abim vallahi billahi var ya yemin ediyorum gel İlteriş gel. Gel yayına burada hop, otur bakalım hadi. Ha. Otur bakalım hadi. Kutluk tanmışım sen de gel babacığım. Ha. Bir. Allah'ın izniyle. Maşallah. E abim kutalmış İlteriş yani hani koşturup duruyoruz evin içinde. Hani böyle netçe sabahtan beri top oyna, araba oyna, top tüfek oyna, tabancayla koştur. Yani inşallah. İnşallah inşallah abim inşallah. Biliyorum abi biliyorum Özgür hocanız bitirecek biraz sonra. Cumhurbaşkanı'nı anlatıyordu o da. Maşallah Allah size daha iyilerini versin abim yani hani. Vatana millete faydalı olsunlar. Vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar. Önemli olan o yani. Kapı. Tamam. Ha? Kapı. Ne kabaya ne? Nereye gidiyorsun? Kapı. Kabaya nereye gidiyorsun kabaya? Kabaya ha? Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Gel. Hadi götür onu kurtarmış. Hadi götür sen de devam edelim de dersimiz yapalım hadi. Hadi götür onu kurtarmış onu. Hadi oğlum. Hadi çık oğlum. Hadi çık oğlum. Bağırma lan. Kutalmış götür hadi onu oğlum. Var ya gitmek de istemiyor. Uykusu da çok. Kutalmış kapat oğlum kapıyı. Tamam hadi bakalım. Abim Bedi Besmele ben size diyorum. Bizim derslerimizde bak hep söylüyoruz. Anlatıyoruz. Yani Isparta boş kimse yok. Bugün bir dershaneye gittim geldim. Isparta Erkek Akademi ilaçlanmış. Yani ilaçlanıyordu ben gittiğim zaman. Yani sıkıntı yok. İnşallah şu süreci atlattığımızda her şey bittiğinde, her şey normale döndüğünde inşallah gayet sağlıklı bir ortamda derslerimize devam edeceğiz. Abim zaten milletçe aklandık paklandık yemin ediyorum ya valla. Yani. Eyvallah. Gel bakalım Güneykentli gel bakalım gel. Gel gel. Abim KPSS ertelenir mi? Bilmiyorum nasıl olur. Ek atama işini de bakalım. Ya ne olacağı belli değil abim şu an yani hani. Çok yaptırdık abim. Sıfırdan hatta sıfırdan da değil. Eksi 4, eksi 5 netle başlayanlara 20 soru işaretlemiş. 20'si de yanlış olanlara 19-20 net yaptırdık, gönderdik, atadık, gönderdik. Bunlar hem resimci, müzikçi, beden eğitimi öğretmeni. Hiç tarihle alakaları yoktu mesela. Tamam, ön yargıyı kırın, gerisi gelir Allah'ın izniyle. Aynen öyle, aynen öyle abim, aynen öyle. Bekleyeceğiz bakalım birazcık da. Bu süreçte tabii bütün kurumlarda abim gerekli şeyi alıyor. Gerekli önlemlerini alıyor.
işte uzaktan eğitimler olsun, ne bileyim işte değişik sosyal platformlardan olsun şeyler yapılıyor. Siz söyleyin. Aman işte tedbirler alınıyor yani hani. Yani sıkıntı yok. Allah'ın izniyle biz sizleri yalnız bırakmayız. Aha evimizdeyiz abim, sabahtan akşama kadar evdeyiz. Abi o şeyi de biliyoruz. Uzaktan yayın işini de biliyoruz. Canlı işte eğitim işlerini de biliyoruz. Aha Instagram'ımız bak maşallah hareketli, dolu dolu. Yani sıkıntı yok Allah'ın izniyle ama anlatırız biz. Geleceğim abim derse geleceğim geleceğim. Aleyna aleyküm selam, aleyna aleyküm selam. Yani süreci bakalım bir, görelim bir nasıl olacak. Daha olmadı. Her gün birer saat birer saat canlı yayın konu tekrar, konu da anlatırız yani. Hani konu da anlatırız, soru da çözeriz. Hepsi olur Allah'ın izniyle. Esro şeyinde misin bak, onu soruyorlar bak. Kurban olduğumun yani ne var ya. Kızılaysem aleyküm selam. Kızılaysem de bugün ilaçlanmış. Her yer ne oluyor? Her yer ilaçlanıyor, sıkıntı yok. Son tekrarlarımız olacak abim. Abim soru çözün, bol soru çözün. Bu süreçte sizin yapmanız gereken çok çok önemli bir şey var. Tamam, tamam milletçek psikolojimiz bozuk. Kimse kimseye gitmiyor, kimse kimsenin evine misafir kabul etmiyor. Kimse çıkmıyor hani bu. Siz de mesela yandık komşunuza sağa solda gidemeyeceğinize göre, sağa solda gitmeyeceğinize göre. Abim oturun evde genel tekrarlarınızı yapınız. Tamam, genel tekrarlarınızı yapınız, bol soru çözünüz. Tamam, haydi abdesti geldiyseniz. Bu. Ya dünyanın her yerinde var abim. Bir yerde çekirge var. Bir yerde bak deprem oluyor. Bir yerde virüs var. Denizi de sabah izledim haberlerde. Yemin olsun moralim bozuldu. Millet şeye gitmiş. Yaşlılar oturmasın diye bankları kaldırmışlar ya. Bizim yaşlılarımız durmuyor ki. Yani. Konuların bitmesi için henüz erken abim. Benim şahsi görüşüm erken. Tamam Nisan gibi falan biter. Tamam konularınız. Nisan sonu gibi biter. Mayıs, Haziran, Temmuz'da komple ne yapılır? Tekrar yapılır. Diğer türlü çabuk unutursunuz. Abim aşina benim. Yorum soruları çoğunlukta. Evveliyat komisyonun. Tamam. Bilgi soruları çoğunlukta. Yok abim yok. 1920'deki şeyleri çözüyorum. Milli mücadele aşinadan. Milli mücadele örgütlenme dönemini çözüyorum. Tamam. Hazırsanız başlayalım hadi. Tamam. Çabuk unutmanız normal. Abim bak o sizin iyi çalıştığınızı gösterir. Tamam. Kaygı eşiğinizin yüksek olması doğru yolda olduğumuzu gösterir. Tamam. Yani bak kaygı eşiğinizin yüksek olması doğru yolda olduğumuzu gösterir. Bırakmayın. Kulumuz kurbanınız olayım. Tamam. Birden var ya bak Türkiye Cumhuriyeti. Abim biz neleri neleri gördük ya. Yokluklarla mücadele ettik. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yükselerek çıktınız. O dönem okul mu vardı? Anladın mı? Sen şimdi 2 hafta 3 hafta gitmeyeceğim okula diye ne yapıyorsun? Ya 1920'den 21'e kadar 2 yıl bir fil ne haliydik? 1914'te başlayan savaş ta ne zamana kadar gitti? Kıymetli kardeşlerim ta 1921'e kadar sürdü. Okul mu vardı o dönem? Tamam. Siz de aynı. Yani şimdi başlasanız da yeter. Tamam bak ben 70 tane videom var YouTube'da. Günde 2 tane izlesen 35 günde tarihi bitirirsin. Bugün 18-19 Mart. 19 işte şey bitmeden, Nisan ayı bitmeden bitirirsiniz. Ki ben çok öğrencimden geliyor bana. Diyorlar ki hocam diyorlar valla videoları biz izliyoruz. Nasıl dizi izler gibi izliyoruz diyor. Netflix'teki günler gibi diyor. Yani hani sardı mı sarar. Arka arkaya 3-5 gidersiniz. Ünite ünite bitirirsiniz. Bir ayda bitirirsiniz tarihi. Tamam. Daha sınav ne zaman şimdi hiçbir aksilik olmazsa Temmuz'un ortasında. Tamam. Temmuz'a kadar ne var bak. Nisan 18. Mayıs 18, Haziran 18, 4 ay var ya, kurban olduğum, daha çok süreniz var. Tamam, konular bittiyse soru çözün, çıkmış soruları çözün, başka yapacağınız bir şey yok. Tamam, hadi Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli kardeşlerim, tamam, şuradan gelelim bakalım, ya Bismillah, size aşinamızdan sorular çözelim, tamam, hadi Bismillah, şuradan şu bilgisayarımızı ayarlayalım, eyvallah, eyvallah. Netflix kim köpekmiş? Biz varız Allah'ın izniyle. Şunu bir çevirelim. Ayarımızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kitaplarınızın PDF'si hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereden aldın KPSS canım? Bulmuşsun Allah'ım. Hakkın helal mi diye mi soruyorum? Ah.
Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle bir sabitleyelim. Hah. Şöyle eğil biraz daha dayı. Şu kitabı biraz götürelim. Ayarımızı yaptık mı abim? Hazırız, başlayacağız Allah'ın izniyle. Yaklaştıralım biraz. Ulan yaklaştıramıyoruz. Şu yorumları bir kapatayım. Hah. Tamam. Şu telefonun bir ayarını yapalım. Şöyle iyi. Şöyle yapalım. Şunu şöyle çekelim. Hah. Milli Mücadele hazırlık dönemi 1. Bakayım burayı. O Milli Mücadele değil lan. 1920'leri çözeceğiz. Dur bakalım. Milli Mücadele hazırlık dönemi. Lan madem burasıymış. Bunun şansı neymiş ya? Hadi bismillahirrahmanirrahim o zaman. Aha, burası denk geldi. Hadi bismillah. Milli Mücadele hazırlık dönemi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar. Mustafa Kemal yeni bir yurt kurmak, yeni bir vatan kurmak için, tamam. Bu ne? Şunları da bir kapatayım abim. Durun. Yukarıdan bildirimler geliyor. Şu bildirimleri bir kapatayım. Şu bildirim şuraya geldim. Ha. Tamam kıymetli kardeşlerim. Tamam. Bildirimlerimizi de kapattık. Ne oldu Teriş? Ne oldu babam? Evet sen artık uyumalısın ama. Sen uyuyacaksın baba ders anlatacak, tamam? Pa. Hadi uyu artık, hadi uyu. Pa. Başlarım pa, hadi git uyu hadi. Hadi uyuman lazım ama hadi. Kutu almış. Hadi git babacığım. Gençler İlteriş'i bir çıkarayım, geliyorum hemen, tamam? Hadi babacığım. Şunu da şöyle bir eğelim biraz. Şunu da eğelim. Evet babacığım, hadi uyuman lazım ama artık senin. Babacığım saat kaç oldu bak. Hadi baba derse başlayacak, hadi. Yakınlaştıralım biraz daha. Hah. Hadi siz buna baka durun. Ben şu İlteriş'i bir uzaklaştırayım gençler. Ondan sonra başlayacağız. Hemen geldim. Gel baba. Gel babacığım. Gel babasının buzusu. Aslanım benim, erkekim benim. Ha baba de lan. Baba de. Baba. Babam. Babam. Hadi hadi beşiye. Hadi beşiye. Hadi beşiye. Hadi beşiye. Boyunu da kapat. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Kıymetli kardeşlerim, Milli Mücadele örgütlenme dönemi, Milli Mücadele hazırlık dönemi. Bu 1919'da, 19 Mayıs 1919'da başladı. Kıymetli kardeşler, tamam. Artık TBMM'nin açılmasına kadar ne yaparız? Alırız. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasına kadar bu süreci alırız. Kıymetli kardeşlerim. Hatta burada 19 Mayıs 1919 tarihinde özel bir anlam var. Ondan da bahsedeyim. Mustafa Kemal'e soruyorlar. Diyorlar ki, işte İngiltere Kralı bilmem kaçıncı Edward mı ne? Şey diye soruyor. Ya diyor, ben diyor Mustafa Kemal'in doğum gününü kutlayacağım diyor. Bir öğrenin bakayım diyor. İngiltere Kralı, tamam. Bunun üzerine İngiltere dışişlerinden bizim hariciye mektup geliyor. Böyle diyor, İngiltere Kralı diyor Mustafa Kemal'in diyor doğum günü kutlayacak. Ya diyor, kurban oldum diyor, Mustafa Kemal'in doğum günü ne zaman diyor. Bizim harici nezaretindekiler birbirine bakıyor. Hakikaten Mustafa Kemal'in doğum günü ne zaman belli değil ki. O Mustafa Kemal'e soruyorlar. Paşam diyorlar, ya böyle seni kutlayacaklarmış doğum gününü. Senin doğum günün ne zaman diyorlar. Mustafa Kemal de onlara diyor ki, neden 19 Mayıs olmasın diyor. 19 Mayıs tarihi işte bu yönüyle de özel. Hem Milli Mücadele'nin başladığı bir tarih kıymetli kardeşlerim, tamam. Hem de Mustafa Kemal'in doğum günü olması hasebiyle. Yani sorum or ya da bilgi yarışmalarında ya da mülakatta falan gelirse şaşırmayınız, tamam. Mustafa Kemal'i de bizzat Samsun'a gönderen Padişah Vahdettin'in ta kendisidir. Şimdi kısa bir özet geçeceğim, ondan sonra sorularını çözeceğim, tamam. Bizzat Vahdettin, Padişah Vahdettin Efendi'nin kendisidir. Onaylayan hükümet de, yani Mustafa Kemal'e 9. Kolordu Müfettişliği ve İstanbul Hükümeti Komiserliği görevini veren de kıymetli kardeşlerim kimdir? Damat Ferit Hükümeti'dir. Şimdi Padişah Vahdettin gönderiyor. Niye gönderiyor? Padişah Vahdettin git beni kurtar diye gönderiyor. Peki İstanbul işgal altında Mustafa Kemal gibi potansiyeli çok yüksek birisi öyle elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'dan gidebilir mi, gidemez mi? İstanbul'dan gidemez. İngilizler de gitmesine müsaade ettiler ama ona dediler ki, bak gel sen akıllı adamsın, gel bizim adımıza Mondros'u uygula dediler. Ve bunu bak sordular, bak abim bu çıkmış sorudur, tamam. Bunu şöyle sordular.
Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal'in görev ve yetkileri arasında hangisi yoktur diye sordular. Şıklara bak. A. Direniş cemiyetlerini dağıtmak. B. Halkın elindeki silahları toplamak. İşte C. Kazım Karabekir'i tutuklamak. D. Ulusal kongreler yapmak. Tamam. Hangisi yoktur dediler. Ulusal kongreler yapmak yoktur. Tamam. Mustafa Kemal'i İngilizler ne diye gönderiyor? İşte bizim adamımız ol, Mondros'u uygula diye gönderiyorlar. Peki padişah vahdettiğinde beni kurtar diye gönderiyor. Peki kıymetli kardeşlerim, şimdi burada bileceğimiz olay ne? Şimdi Mustafa Kemal tamam bağımsızlığı istiyor. Tamam. Ama İngiliz'in adamı olur mu? Olmaz. Onu bir geç. Ama öyle gibi görünecek mi? Kullanacak onları Mustafa Kemal. Tamam. Bir. Bir diğer bileceğiniz olay. Bir de Mustafa Kemal'in kimseye söylemediği bir şey var. O ne? Mustafa Kemal ulusal egemenliği istiyor. Ulusal egemenliği. Ama bunu kimseye söylemiyor. Niye? Çünkü ortam buna müsait değildir. Anlayabildiniz abim? Ortam müsait değildir. Düşünsenize Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıp geldiğini. Evet ben geldim, Çanakkale kahramanıyım. İşte saltanatı kaldıracağım, cumhuriyeti kuracağım dese. O dakika Mustafa Kemal'i kaldırırlar. Bu Mustafa Kemal'in mantıklılık ilkesidir. Yani her şeyi zamanı geldiğinde yapmasıdır. Anlaştık. Ve Mustafa Kemal Samsun'a geldi. Hemen bir rapor yazdı. Samsun raporunda orada niyetini belli etti. Dedi ki kardeşim ve bu İzmir'in işgali haksızdır dedi. Bak bu ne demek? Bir, Mustafa Kemal yetkisinin dışına çıkmış. İki, kıymetli kardeşler ilk kez niyetini belli etmiştir. Ama Samsun'da Mustafa Kemal niyetini belli etti. İngiliz'in adamı olmayacağını gösterdi. Bu açık bir mesajdı onlara. Arkasından Havza'ya geçti. Şimdi Mustafa Kemal bir kurtuluş savaşı yapacak da bunu kimle yapacak? Halkla yapacak. Ordu var mı? Ordu yok. Kimle yapacak? Halkla. Ama halk ne düşünüyor? Öyle ya, bu millet 100 yıldır savaşıyor. 100 yıldır ne yapıyordu? 100 yıldır yeniliyordu. Acaba dedi Mustafa Kemal, ben bir milli mücadele ateşi yaksam bu millet benimle beraber gelir mi, gelmez mi? Lan ben savaşıyorum desem benimle gelirler mi, gelmezler mi? Nereden bilecek? İşte Mustafa Kemal Havza'da kafayı çalıştırdı. Bak çok zeki bir adam Mustafa Kemal var ya, hiç acele etmiyor. Step by step, adım 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 bizi ne yapacak? Örgütleyecek. Ve Mustafa Kemal orada diyor ki işgaller mitinglerle protesto edilecek diyor. Yani bak işgaller millete protesto edecek. Eğer millet sokaklara dökülürse cim 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 dal 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 Yunan Yunan al 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 tarihinde o biçimlik yatar diye böyle marşlar söylerse bu iş tamam mıdır? Bu iş tamamdır. Bunun üzerine bunun üzerine millet de manyak gibi neye dökülmüş? Sokaklara dökülmüş. Ulan bu ne demek biliyor musunuz? Mustafa Kemal çıktı sahaya, topu dikti havaya. Yani dedi ki Mustafa Kemal, ey Türk milleti, ulan ben savaşacağım. Benimle misiniz, değil misiniz dedi. De Türk milleti ne zaman savaşa çağırdım da geri durdu be. Geri kalır mıyız hiç? Lan şurada bile oturuyor olsam, bir hiç tanımadığın adamları. Ben kavgaya gidiyorum desen, gelin desen vallahi yarısı gelir. Böyle bir neyiz abim? Böyle bir milletiz. Anlaştık. Ve yani burayı Fevzi Çakmak çok güzel anlatıyor. Fevzi Paşa diyor ki, eğer diyor Mondros'tan sonra bir uçağa binip diyor Anadolu üzerinde uçsaydınız yer yer yanan küçük ateşleri görürdünüz. İşte onlar milli mücadele için çırpınan yüreklerdi diyor. Onları birleştirecek bir lidere ihtiyaç vardı. O lider de Mustafa Kemal'den başkası değildi diyor. Allah! Ulan bak gece gece gaza geldim gene, yemin ediyorum valla. Şimdi desem ki böyle abim çekin kılıçları, koronaya karşı savaşa gideceğiz desek, yemin ediyorum sokağa yığarız valla millet ha. Öyle bir milletiz çünkü biz, tamam. Kanımızda var, genimizde var bizim savaş. Bak benim oğlanların adı abim Gutalmış, İlteriş, her yönüyle ne? Biz ordu milletiz ya, bizde yok, tamam. Ve Mustafa Kemal burada işte herkes zaten birini bekliyordu. Neyi bekliyordu? Bir milli mücadele olsun, bir savaş olsun ama neyimiz yok? Liderimiz yoktu. Şimdi Mustafa Kemal çıktı sahaya, ben dedi savaşacağım dedi. Herkes ona bağlılığını bildirdi. Anam o gün Mustafa Kemal'in Instagram yıkılıyor, Twitter dökülüyor, Facebook çökmüş, anam Telegram yıkılmış. Tamam lan her şey gitmiş sosyal medyadan. Onların içinden bir tanesi var, o çok önemli. Kim? Türk ordusunun forveti, gol yollarının etkin silahı, doğuda terhis etmediği 15. kol orduyla Kazım Palkao. Bu sefer abim Galatasaray'ın forvet kimse, ben Kazım Karabekir hep anlattım. Kazım Krokba, Kazım Kodolski, Kazım Falcao, yani bu ve Kazım Karabekir'i de görürseniz okumayın, işaretleyin. Bak dün akşam, evveli gün akşam Güneş isminde bir öğrencimiz, tamam, Ankara'dan öğrencimiz yarışmaya katılmış, tamam. Yani orada bak o hadi size şey diyordum ya ben. Arapça bir kelime gelirse sesli harflerini atın diye, mesela meyus diye bir kelime geldi, tamam mı? Memü işi yapan eden kişi manasındaydı. Attı, yese, yaz,
hüzün, üzgün, yasta olma diye bak çıkarttırdı mesela. Orada da ne örneğini verdi? Himaye etfal örneğini verdi. Dikkatli dinlediyseniz. Etfal, at ses harfleri tıfıl, tıfılları himayet diye bak. Anladın mı abim? Doğru mantığı anlarsanız 15 sorudan 13. soruya kadar geldi kızımız. Kaldırdılar Darül Elhan'ı sordular. Hiç düşünmedi bile ya. Direkt müzik dedi. Şak işaretledi ne yaptı? Geçti. Anlaştık. Ya bak Kazım Karabekir'i bak direkt işaretledi. Yani yeter ki dikkatli dinleyin. Doğru bakarsanız tarih zor değil. Tamam. Yapılabilir bir branş. Sadece birazcık sevmeniz yeterli. İşte biz burada neye giriyoruz? Devreye giriyoruz. Tamam. Milli manevi duyguları gazlayarak anlatmak bu başka bir şey. Yaşayarak anlatmak başka bir şey. Memleketime faydalı olayım da nasıl olursam olayım ben Makyavelist adamım çünkü. Anladınız mı? Bu Makyavelizm dedik. Bunu da tarih öğretmeye sordular. Amaca ulaşmak için her yolun mübahtır akımının adı nedir diye. Aha Makyavelizm bu. Tamam. Ve Mustafa Kemal Havza'da millet seninle mesajı alınca nereye geçti? Amasya'ya geçti. Şimdi Mustafa Kemal Amasya'da bu savaşın amaç, yöntem, gerekçe, plan, program bunları belirledi. Anlaştık. Oradan Erzurum'a geldi. Önemli ilk kararları aldı. Tamam. İlklerin alayı nerede? Erzurum'da ama. Bak ama ve sizin başınız bak milli mücadelede 100 tane ilk varsa tamam mı emin olun bunun 97 tanesi nerede? Erzurum'da ama sizin başınız kel ya siz o 2-3 taneyi bulur musunuz? Vallahi bulursunuz billahi bulursunuz. O yüzden not alıyorsanız not alın. Deyin ki ulusal egemenlik ve temsil heyetinden ilk kez Amasya genelgesinde tamam kapitülasyonlardan da ilk kez misak-ı millide bahsedilmiştir. Anlaştık kıymetli kardeşlerim. Böylece bileyim burayı ve Erzurum'da önemli kararlar aldı. Amasya'da ilkli şeyler amaç, yöntem, gerekçe, plan, program bunları belirledi. Anlaştık. Erzurum'da ilk önemli kararları aldı ama şimdi Amasya'da yaptık bomba gibi bir kongre. Aldığın karar Amasya'da kaldı. Niye? Amasyalılar katıldı. Erzurum'da yaptığın süper bomba bir kongre ama aldığın karar Erzurum'da kaldı. Niye? Doğu Anadolu'dakiler katıldı. Şimdi Mustafa Kemal öyle bir şey istiyor ki aldığım karar aldığım yerde kalmasın. Yurdum tamamını kapsar hale gelsin istiyordu. Kaldırdı. Neyi yaptı? Kaldırdı. Sivas Kongresi'ni yaptı. Her ilden üçer dörder delegenin katılımıyla Sivas'ta ulusal bir ne toplayacağız dedi. Kongre toplayacağız dedi. Kıymetli kardeşlerim aklınıza yattı mı? Tamam. Bu ve ama önleme çabaları olur mu? Banko olacak tabii ki. İstanbul hükümeti bilmem ne bunları önlemek ister mi? Önleme çabalarına rağmen tamam. İşte özellikle İstanbul hükümeti son darbeyi indirecek. İşte Ali Galip olayı olsun. Kazım olmasa zaten bunların hiçbirisini beceremezdik tamam. Ve İstanbul hükümeti memuriyetinden her kim dedi Sivas'a giderse ve benim memurumsa onun memuriyetini hallederim dedi. Memuriyetinden vazgeçemeyenler gelmedi ama Sivas'ta her ilden ikişer üçer neyse artık kişinin katılımıyla abem ulusal bir kongre toplandı. Ve daha önce alınmış bütün kararlar neye geçirildi? Ulusal hale getirildi. Sivas'ta alınmış bir karar yok teknik olarak tamam. Ama en önemli kararlarından birisi o manda himayenin neyidir? Reddidir. General Harbord yok muydu o Zirzop? O General Harbord da oralarda dolaşıp duruyordu. Neyi itelemenin derdindeydi? Amerikan mandasını itelemenin derdindeydi. 2018 lisansa sordular. Anlaştık abim. Böylece Mustafa Kemal İstanbul'da bütün, Anadolu'da bütün etkiyi, yetkiyi, tepkiyi ele geçirince o cemiyetlere de dedik hepsi tek çatı altına toplandı. Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Temsil Heyeti, Milli Mücadele'nin çekirdek yönetici kadro oluştu. Milli Mücadele tek elden yürütülecek. Kimin elinden? Boncuk Gözlüm'ün elinden yürütülecek. Anlaştık bu ve onlara dedi ki İstanbul'a tüm bağlantıyı kesin dedi. Bunun üzerine İstanbul hükümetinin başındaki damat Ferit istifa etti. Tamam. Sap gibi kaldı mı damat Ferit? Sap gibi kaldı. Şunu da bekliyorum. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından bak bunu da not alın ha. İnşallah çıkar inşallah bilirsiniz. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas kongreleri oluncaya kadar İstanbul hükümetinin başında damat Ferit Paşa hükümeti var. Hiç sormadı. Tamam. Bir İkinci bileceğin olay ise o damat Ferit'in bir de parti vardı. Neydi o parti? Hürriyet ve İtilaf fırkası. Hiç sormadı. Tamam. İhtimal benim bu sene şahsi naçizane öngörüm. Tamam mı? Yani buradan soru gelirse bu tarz bir soruyu bekliyorum. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından Sivas Kongresi'ne kadar
Hürriyet İtilaf'ın başında olduğu parti, işte hükümet kim diye sorarsa damat Ferit diyeceksiniz. Anlaştık mı? Bu kadar. Bayağı bir anlattık. Yeter. Şimdi bununla alakalı biraz da sorular çözelim. Akşamımızı bitirmeyelim abi. Tamam. Belki başka bir hocamın canlı yayına katılmak isterseniz. Çok kıymetli hocalarım canlı yayınlar yapıyor. Tamam. Katılabilirsiniz. Bakınız, izleyiniz. Kimden belki bir şey kaparsınız. Abim ne mutlu bize deriz biz. Tamam. İlla bize gelin, başkasına gidin diye bir kaydı yok. Tamam. Kimden anlıyorsanız, kimden öğreniyorsanız ondan izleyebilirsiniz. Kıymetli kardeşlerim. Tamam. Biz amacımız ne? Faydalı olmak. Hiçbir öğretmenin art niyeti yok. Kıymetli kardeşler. Sizler de ne yapınız? İzleyin yani. Hani izleyin. Adam kendinden vakit ayırıyor. Çoluğundan çocuğundan vakit ayırıyor. Yapıyorsa izlemeye değer abim. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim neylere? Sorularınıza. Aha İlter işin bu. Mavi berede orada. Hadi bismillah. Şunu şöyle hop telefonu kapatmadan hop. Bismillahirrahmanirrahim. Şu sayfayı çözeyim. Bırakayım sizi. Tamam. Tamam mıyız? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Temsil heyetinin Sivas Kongresi'nden sonra Ali Fuat'ı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na ataması hangisini kanıtlar niteliktedir? Bak burada da bileceğiniz hep genel yorumlar şunlardır abicim. Genel yorum şudur. Tamam. İstanbul hükümeti teslimiyetçi politika izliyor. Tamam, İstanbul teslimiyetçi. Bizim temsil heyeti ise bir meclis, bir yasama organı değildir. Temsil heyeti İstanbul hükümetinin teslimiyetçi politikasına alternatif tam bağımsızlık isteyen hükümet gibi davranacaktır. Yani yürütme erkini kullanacaktır. Tamam? Yürütme hükümet, yasama meclis, yargıda kimde? Mahkemelerde. Doğru mu? Bu bizimkinlerin bu atamayı yapması. Bak hepiniz öğretmensiniz. Tamam? Öyle olduğumuzu düşünüyorum hani. Tamam? Öğretmensiniz. Atamanızı kim yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı yürütmenin içinde. Tamam? Bu atamanın yapılması temsil heyetinin neyi kullandığını gösterir. Yürütme yetkisini kullandığını gösterir kıymetli kardeşlerim. Tamam? Yattı mı aklınıza? Defalarca sordular. Bunu hep şöyle sordular. Dediler ki temsil heyetinin ilk yürütme yetkisi nedir diye sordular. Cevabı da hep ne verdiler? Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kuvayi Milliye Umum Komutanlığı'na atanması verdiler. Normalde bu atamayı kimin yapması lazım? Normalde bu atamayı İstanbul hükümetinin yapması lazım ama ağzını ayırıyor. Teslimiyetçi politika izliyor bu. Tamam? Hemen altındaki soru, ikinci soru. Cevat Abbas Gürer tarafından kaleme alınan ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem, gerekçe, plan, programını, tarihi değerini açıklayan, tarih değerini kazanan ilk resmi belge, ihtilal bildirgesi niteliğindeki belge nedir? Cevat Abbas Gürer neyi yazdı? Mukaddes İttifak, yani Amasya genelgesini yazdı. Tamam, bu direkt bilgi sorusudur. Tamam, burada da abim şu var. 2018-2017 yıllarında, tamam, bu Facebook gruplarında biliyorsunuz bizim moderatörlüğümüz falan var. Oralarda bir tane grupta etiketlemişler. Demişler ki ya Cevat Abbas Gürer Amasya genelgesini kaç kopya çoğalttı? 8 mi 13 mü? Millet bunu tartışıyordu. Bana da etiketlemişler. Demişler hocam şuna bir nokta koy. 8 mi 13 mü diye. Lan boş beleş işlerle. Böyle yemin ediyorum var ya sinir oluyorum böyle. Bu işlerle uğraşanlara, tamam. Lan abim dedim. ÖSYM dedim. Her iş bitti dedim. Bunu mu sorar dedim. Siz saf mısınız? Deli misiniz? Divane misiniz dedim ya. 8 kopya olsa ne olur? 15 kopya olsa ne olur? La dedim. Bu Amasya genelgesinin hep neyini sordu ÖSYM? Amacı nedir? Yöntemi nedir? Planı programı nedir? Gerekçesi nedir? Bunu dedim. Böyle sorar. Aç bak 2017'de Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nın amacı hangisinde belirtilmiştir? Amaç ve yöntem hangisinde belirtilmiştir? Bir sonraki senede Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi nedir diye Amasya genelgesinde böyle sorular. Sakınlıktan, kesinlikten ne yapmayınız? Takılmayınız, tamam? Bu. Ama işte bilgi soruları gelecek böyle yani hani nokta atışı gelecek. Mesela ya bu soru zor bir soru olmuş mesela. Tamam? Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal'le Rauf Orbay'ın katılımı sorun oldu. Tamam? Bu iki üyenin katılımı sorun oldu. Niye sorun oldu Mustafa Kemal ile Rauf'un katılımı? Şundan dolayı sorun oldu kıymetli kardeşlerim. Mustafa Kemal üstü kapalı da olsa ulusal egemenlik diye bir şeyden bahsediyor. Bir de görevden atılmış. Anladın mı? Hani Amasya'dan sonra Mustafa Kemal istifa ediyor ama görevden atıldı diye. İstanbul hükümetinin yayınladığı gazeteler özellikle o Peyman-ı Sabah atıldı bitti gitti gözden düşmüş bir ne gibi görülüyor. Subay gibi görülüyor. Sen alır mısın onu kongreni? Almak istemezsin. Bir de yanında sürekli Rauf'u gezdiriyor. Rauf'un alnında bir kara var. Ne karası var?
Rauf Unal'ın da Mondros karası var. Mondros, tamam. Bu ama Kazım Karabekir'in daveti olunca abim iki tane eleman istifa etti. Kazım Bey'le kimler? Cevat Bey'ler istifa etti. Yerlerine kim geldi? Mustafa Kemal'le. Yerlerine Mustafa Kemal'le Rauf Bey üye oldular. Tamam. Bakalım buradan. Hep Kazım. Refik Saydam şu gitti. Refik Saydam şunlar gitti. Tamam. Kazımlardan birisi. Kazım İnanç, Kazım Dirik. Biri Cevat'tı, eledim. Kazım Dirik, Hüsrev Gere'de. Hüsrev Gere'de de ayrı. Bu da Mustafa Kemal'in yanında sürekli yaverliğini yapmış. Şeyde de olan bu adam. Ne o? Bandırmaz olan bir adam. Kazım Yurdalan, Dursun Beyoğlu Cevat. Kazım Bey'le Cevat Bey. Bak hiç isim bilmem ne soy isimiz ezberlemeye gerek yok. Kazım Bey, Cevat Bey. Bitti gitti. Bu kadar. Tamam abi. Bu ikisi. Burada doğru cevabınız Ceyhan seçeneğidir. Tamam. Kazım Bey ve Cevat Bey istifa etti. Yerlerine Mustafa Kemal ile Rauf Bey üye oldular. Ve Mustafa Kemal kendini başkan seçtirdi. Tamam. Hadi bismillah. Şimdi geldim neye? Bir diğer soruma. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinde hangisinin etkili olduğu söylenemez? Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinde hangisinin etkili olduğu söylenemez? Bakalım. Şöyle bir yaklaştıralım. Şunu da şöyle biraz yatıralım. Bakalım, atı serbest. Ankara'nın yeni tutuletinin başkent yapılmak istemesi. Bu ne lan? Bu dursun. Ankara'nın batı cephesine yakın olması olur. Tamam. Bak bunu bazen kaynaklar soruyor. Tamam bu böyle. Kaynakları da biz hep miden atırız. Ankara cephelere uzak olduğu için güvenlidir deriz değil mi? Ama sorunun gelişine göre yorumlarınız da ne olur değişir. Şimdi Ankara batı cephesine yakın olduğu için bu cephenin sevk ve idaresi de kolay olur mu? Olur. Bak yorum anladınız mı abim? Tamam. Ankara batı cephesine uzak olduğu için güvenli bir yer mi? Sorunun gelişine göre yorumlayınız. Bıt 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 ezberlemeyiniz. ÖSYM'e kesin diye aldığınız yorumların hepsinin tam tersini sordu. Hep yaptı bunu. O yüzden derslerimde de hep dedim ki bak kesin bilgi yoktur. Sorunun gelişine göre yorumlarınız ne olsun? Değilsin dedim. Tamam. Bursa seçeneğini eledim. Ankara'nın ulaşım haberleşme açısından iyi imkanlarının olması olur. Ankara tam Türkiye'nin göbeğinde, tren yolu, ulaşım, haberleşme, tramvay, ne ararsan var bu. Ali Fuat'ın komutasındaki 20. Kol Ordu'nun olması olur. Güvenlik de sağlanmış. İtilaflar tarafından işgal edilmemiş olması olur. Tamam. Arkasından bölge halkı Seymenlerin Mustafa Kemal'i sevmesi, denetlemesi, işte desteklemesi olur. Tamam da olur da olur. Hatta burayı TEOG sınavında sordular. Tamam mı? 8. sınıflara sordular. Aynı böyle de aşıklar. Tamam mı? Ama cevap neydi? 4 seçenekliydi o. Hangisi diyor? Temsil heyetinin diyor Ankara'yı yeni merkez yapmasının sebeplerinden biri olamaz diye. Cevabı da ne verdiler? Ankara'nın kara, hava ve deniz ulaşımının iyi olması verdiler. 8. sınıflara sordular. Lan Ankara Türkiye'nin ortasında deniz ulaşımı mı var? Tamam. 8. sınıflara böyle sordular. Abim sen neyi bekliyorsun da? Anlaştık bu. Peki geçtim, doğru cevabım burada ne benim? Ankara'nın yeni tutuletinin başkent yapılmak istenmesi. Henüz böyle bir durum yok, daha ortada yeni devlet yok. Tamam bu ve son sorumuz. Tamam hadi bismillahirrahmanirrahim. Son sorumuzu da çözelim. Ondan sonrasında çayımızı içelim artık. Erzurum Sivas kongreleri 1-2-3 hangilerinde ortak değildir? Hangilerinde ortak değildir? Her türlü işgale karşı çıkmaları ortak. Ortak bu. Bunda sıkıntı yok. Ulusal olarak toplanmaları bu ortak değil. Sivas ulusal ama Erzurum bölgesel. Tamam mı? Genelde bak hep cevap böyle olur bak. Şıklarda bir olanları eledim. Gitti. Tamam. Bursa, Denizli, Denizli, Edirne, Adana gitti. Cevap çıkıyor zaten. O zaman yalnız ikiymiş. Başkanlıklarını Mustafa Kemal'in yapması, Erzurum ve Sivas'ın kongre başkanı Mustafa Kemal'dir ama Erzurum bölgeseldir. Sivas Kongresi nedir? Ulusaldır kıymetli kardeşlerim. Tamam. Hangisi ortak değil? Ulusal olarak toplanmaları Bursa seçeneği ortak değildir. Kıymetli kardeşlerim. Ve size ahanda aşina tarih soru bankamızdan kıymetli kardeşlerim sorularımızı da çözdük. Tamam. Buradan hop hemen şimdi kendimize dönelim. Oy bismillah. Vallahi var ya, ders anlatmak bana çok iyi geliyor abim. Yorulmuyorum var ya, kurban oldum onun. Vallahi kendimi iyi hissediyorum. Böyle diğer türlü vallahi evde dur millet kafayı yiyecek, biz de yiyeceğiz kafayı. Yani bugün bir çıktım dolaştım geldim, vallahi evde duranlara Allah yar yardımcısı olsun yani. Bir meşgale bulmak lazım, bir şey bulmak lazım. Kaydedeceğim abim, şu yayını kaydedince bir sorman. Allah'ım yarabbim, kaydediyor zaten.
Tamam? Hepinizi seviyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu süreçte tamam? Oturun soru çözün abi. Tamam? Oturun soru çözün. Çıkmış soruları çözünüz. İnternetten bak işte şeyler ucuzluyor. Yayınlar ucuzluyor. Alabilirsiniz oradan. İnternet satışları ucuzlar şu aralar, tamam mı? Oradan alınız. Tamam? Özgür hocanız bak yeni bir tane şey çıkardı. Genel kültür ve güncel bilgiler çıkardı. Onları alınız. Tamam? O tedarik ediniz mesela. Kafkas Kartalı Şeyh Şamil abim. Tamam? Bu. Soru çözün lan. Başka yapacak bir şey yok. Akşamları da böyle 10.30'dan sonra yaparız işte, böyle soru çözeriz. Bak al, kısa Milli Mücadele Örgütlenme özetleyiverdim. Üstüne ne yaptım mesela? Sorularını çözdük. Tamam mı kıymetli kardeşlerim? Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarın da yaparız. Sıkıntı yok. Evdeyiz abim. Tamam. Gelir kargo, gelir. Damat Ferid'in kurduğu Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. Evet. İnfaz koruma konusunu. O ne lan? Yarın akşam yaparız abi. Akşam 10.30 gibi yaparız işte. Her akşam 10.30 gibi yaparız. Üçün cevabı neydi? Üç neydi oğlum? Kapattım kitabı. Vallahi hatırlamıyorum. Ha, üçüncü soru. Dur. Erzurum Kongresi'ne Rauf Mustafa Kemal'in işte kim istifa etti de dediler. Tamam? Abi çok az soru çözüyorum diyorum da, yani ama alsana konuyu da özetleyiveriyorum ben. Tamam? Yoksa ben bir dakikada bir soruyu zaten çözemem abi. Açın bakın YouTube'daki videolara mesela bak. 8 soru çözmüşsümdür, 45 dakikadır o. 7 soru çözmüşsümdür, 6 soru çözmüşsümdür, 45 dakikadır. Ben anlatarak ya gelirim ben. Hendesehane 1. Mahmutlu abi. Heh. Kazım Bey'le Cevat Bey'ler. Bu kadar. C seçeneği doğruydu. Tamam, ekran görüntüsü alıyorsunuz diye de bak yakınlaştırıverdim. Sıkıntı yok. Eyvallah abi. Eyvallah. 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 Oturum dersinize çalışın abi. Tamam. Oturum dersinize çalışın. İrade-i Milliye onun yeri gelecek onun. Sen merak etme. Onların hep bu sene 100. yılı. Tamam. Allah'a emanetsiniz. Hadi gidiyorum ben. Gördüm abim, gördüm. Gelit Bey, neyi göreceğim? Helal olsun abim, siz de helal edin. Yaparız abim, yaparız. Allah'ın izniyle yaparız. Her gün, her gün de konu anlatırız. Her gün de canlı yayın yaparız. Sıkıntı yok bizde. Elazığ, kalbimiz yüreğimiz seninle abim. Allah'ım ya Rabbim, orta öğretim konuları ne zaman bitmeli diyor ya. Abi boğulmayın ayrıntıda ya. Çıkmış 2019, 2018, 2017'leri çöz. Görürsün ne demek istediğimi. yarın da yaparız abi. 100 yıllar özet yaparız. Zamanımız çok artık. Tamam. Hadi hayırlı geceler. Hadi. Hadi gidin. Hadi gidin. Kolonyanızı sıkın. Çayınızı için. Limon kolasını şöyle bir çekin burnumuza, tamam? Hadi gidin. Hadi, hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.